Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yaşar Abut. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size atacağım videoyu yanlış anlamayın. Biz şu anda başımızda olan bir rahatsız olan kayınçımın şu anda yaşadıklarını anlatmaya çalışıyoruz. Daha önce de videoda attık. Bugün sağ olsun bakma öyle gözlerime Volkan kardeşimiz var ya, Volkan baba. Ben ondan rica ettim. Kayınçımı hastaneye sakalını tıraş etmeye gitti. Sağ olsun o da tıraş etti. Oradan belli bir dakikalar çekti. Bize attı. Kendi çapında oradan bazı şeyler söyledi. Ben de ona katılıyorum tabii. Bu vesileyle Türkiye'de bir Robin Hood var. Böyle gariban insanlara, düşkün insanlara yardım ediyor. İnşallah buradan da bu Robin Hood kardeşimiz bizim de sesimizi duyar da bizim de bu kardeşimize el uzatır, yardım eder inşallah. Yani sakın ha böyle yok para dileniyor, yok dilencilik yapıyor diye şeyler, yorumlar almak istemiyorum. Biz öyle bir insan değiliz. Biz elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz ama çok büyük rakamlara tekabül ettiği için karşılayamıyoruz. Bunun kayınçımın eşi kalça kemiği kırılınca, kendisi bir de diyaliz hastası, 20 senelik eşi belden aşağı kötürüm kaldı diye bunu bırakıp kaçtı, bakmak istemedi ve çekti gitti. Kendisi şu anda evsiz yurtsuz çaresiz kaldı. Doğru düz kimse ilgilenen de yok. Yani akrabadan, eşten, dosttan bir fayda yok, yardım eden de yok. Bir abisi, bir de ben, kız kardeşi yanına gidiyor. Başka arayan soran da yok. Belki arayan olsa, belki bir iki telefon ediyorlarsa ediyorlar. Durum o kadar. Öldüm mü, kaldım mı diye benim kayınçıma soran yok, arayan yok. Bu yüzden de Volkan kardeşim tıraş edince bir şeyler söylemiş. Ben de tabii buna ilave ekleme yapmak istedim. Aklıma Robin Hood geldi. Bilenler biliyor Türkiye'de. Bu herkesin, darda kalan herkesin yardıma koşuyor. İnşallah bizim sesimizi de duyar. Ve ben kanuni olarak Cumhurbaşkanlığımızla resmi dilekçelerde, yazışmalarda bulundum. Tabii Cumhurbaşkanlığı, işte Sağlık Bakanlığı, bilmem ne sırayla valilik, valiliğe gelmiş. Valilik İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçemi göndermiş. İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen dilekçede de bizim dilekçemizin incelendiği, kabul edildiği takdirde bizi arayıp durumla ilgili, ne yapabilecekleriyle ilgili bize bilgi vereceklerini söylediler. Yaklaşık 20 güne yaklaştı dilekçem geleli İl Sağlık Müdürlüğü'ne. Ama hala bir ses yok. Biz de bekliyoruz. İnşallah hayırlı bir İl Sağlık Müdürlüğü'nden, hükümetimizden bir cevap çıkar da bu kardeşimiz de muhtaç olmaz. Devletimize sığınırız. Devletim de yardımcı olursa hayırlısıyla bu kardeşimizi hastaneden çıkarıp kendisi, evin benim yüksek olduğu için 6 katlı, gelmek istemiyor. Çünkü bu haftada 3 kere diyalize girdiği için ambulans sorunları var. Ambulanslarda her girişinde 500 lira para istiyormuş. Haftada 3 gün 1,5 milyar para yapar. Ayda da 3-6 milyar para yapar. Bunu ne onun gücü yeter ne bizim gücümüz yeter. Bunun için kendisi de ki, enişte dedi, beni darülizeye yatırın. Tabii de bunun aşamaları da var. İlk etapta hastanede masrafı ödeyip hastaneden çıkarmak. Tabii hastane ödeme almadan kardeşimizi dışarı çıkarmıyor. Ha, kendileri ilgileniyor mu? Çok güzel ilgileniyorlar. Hala dört dörtlük kardeşimizi hastanede bakıyor. Buradan GOP Hastanesi'ne çok çok teşekkür ederim. Başhekimliğime, oranın sahibi kimse, ona çok selamlarımı, saygılarımı sunarım. Gerçekten de hala bir ödeme almadığı halde kardeşimize doktorlar geliyor, ilgileniyor, üç öğün yemeğe geliyor, diyalizi alıyorlar, diyalizini yapıyorlar, yaralarına pansuman yapıyorlar. Yani ilgileniyorlar yani. Başka eskiden olsaydı para ödemedim diye belki ilgilenmezler. Atarlardı bir köşeye. Perişan edebilirlerdi ama sağ olsun GOP Hastanesi
bu konuda gerçekten dört dörtlük hizmet veriyor. Kendileri sağ olsunlar, var olsunlar. Allah da onların yar ve yardımcısı olsun. Dediğim gibi Volkan kardeşim bir şeyler söylemiş. Tabii insanlar tabii kimse kimse zorlayamaz. Yardım etmek isteyenler varsa Instagram hesabından ulaşabilirler bize. Yasar Altire Abut 37. Yasar Altire Abut 37 Instagram'dan ulaşırlarsa oradan kendine cevap veririm. Yasar Abut Yöresel Yemekler kanalında da Instagram adresim mevcuttur. Bana YouTube kanalıyla da ulaşabilirsiniz. Beni tanıyanlar zaten bilir. Nasıl bir insan olduğumu da bilir. Yapılan bir şey varsa evraklarıyla, dosyalarıyla nereye ne harcandığı, ne şekilde kullanıldığını hep belgelerini böyle canlı yayında açıklayacağım arkadaşlar. Çok uğraştık, çok koştuk ama devlet kademesinde tanıdığımız olmadığı için işi hızlandıramadık. Şu anda normal verdiğimiz dilekçeyle sonucu bekliyoruz. Yani özür dilerim, sizi de rahatsız etmek istemezdim ama insanın canı yanıyor. Çocuk şu anda zaten videoda izleyeceksiniz. Bitmiş bir halde sanki yaşayan bir ölü gibi. Kendi de gurur olduğu için kimseye bir şey diyemiyor. Bana şunu yapın bunu yapın diyemiyor çocuk. Eşi de kaçtığı için çok mağdur oldu. Bu onun için bir yıkım oldu. Kendisi ilk başta beni ötenaz yapın öldürün beni diye feryat eden bir kardeşimizdi. Biz yanına gidip geldikçe eşimle sık sık gitmeye çalışıyoruz. Ona moral veriyoruz. Biraz moral yine geldi ama hastanede muhasebe departmanı sıkıştırdığı için morali bozuluyor. Yani arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz zaman beni yanlış anlamayın ne olur. Kimseden zorla bir şey istediğimiz yok. Eğer devlet kademesinde bu konuyla ilgili İstanbul'da tanıdıkları varsa bunları da devreye sokabilirler. Bu kardeşimize yardımcı olurlar. İnşallah sizden beklediğim budur. Beni sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere. Yüzünü istersen ağzımı dört de söyleyeyim ben. Yok zaten şey yapacağım. Ne ismi? Önce seni şöyle bir dezenfekte edeyim. Ondan sonra rahat olursun. Yaşar abi. Hastamız burada. Cenab-ı Allah şafisiyle şifa versin. Biliyorsun ben de Volkan babayım. Ona göre düşünürsünüz, paylaşırsınız. İnşallah belki bir yardım amaçlı da olabilir. Yani burada yatan Ahmet abinin neredeyse hesabı 60 bin lira yakın bir masrafı tutuyor burada. Eğer bunu da YouTube'da paylaşmak istersen, hani sonuçta kayınçosun yani. Belki de inşallah belki YouTube'da tanıdıklar olur, bir şey olur. Ona göre yardımı da olur. En azından bizim için çok çok daha iyi olur. Biz buraya da geldik Allah için. Hem Ahmet abi tıraş ettik. Hem kendisine Şafi isminden şifa diledik. İnşallah ona göre siz de bir ayar verirsiniz. Tabii bunu dinleyen arkadaşlarımıza da söylüyoruz. Eğer imkanı olan varsa, şimdi biz ne kadar çoğalırsak, herkes birer tane verse, birer tane 60 bin kişi 60 bin yer para yapar. 1 liradan. Her birimiz birer lira versek gene hepimizi toplarız. En azından Ahmet abinin sağlığı için. Size Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile inşallah. Ahmet abi diyeceğim bir şey var mı? Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun abi.